Evrenin yok oluş teorileri genellikle böyle ilginç olur. Bunlardan bir tanesi olan büyük yırtılma teorisini beraber inceleyeceğiz. Öncelikle metin içerisinde de okuyacağım. Yeri geldikçe de size ek bilgiler de sunacağım. Evrenin nasıl evrimleştiğine ve genişlediğine ilişkin en önemli teorilerden biridir. Büyük yırtılma teorisinin ne olduğunu, nasıl keşfedildiğini, teorinin temel özelliklerini, evrenin nasıl genişlediğini ve bu teorinin evren hakkındaki anlayışımıza nasıl katkıda bulunduğunu açıklayacağım. Büyük yırtılma teorisi nedir diye sorabilirsiniz. Önce bunu açıklayayım size. Büyük yırtılma teorisi evrenin bir zamanlar yoğun ve sıcak bir noktada başladığına ve daha sonra hızlı bir şekilde genişlediğine inanır. Bu genişleme evrenin şu anki haline gelmesine neden oldu. Teori, evrenin genişlemesiyle ilgili tüm gözlemleri ve kanıtları açıklayabilecek de bir model sunar. Büyük yırtılma teorisinin keşfi 1920'lerde Edwin Hubble tarafından yapılan gözlemlere dayanmaktadır. Hubble, uzak galaksilerin kırmızıya kaydığına ve uzaklaştığına dikkat çekmiştir. Bu evrenin genişlediğinin bir kanıtı olarak da kabul edilir. Büyük yırtılma teorisinin tarihçesine bakalım. Büyük yırtılma teorisi evrenin kökenini açıklamak için ortaya atılan bir kozmoloji teorisidir. İlk olarak 1920'lerde Amerikalı astronom Edwin Hubble tarafından keşfedilen evrenin genişlemesi gözlemleri büyük yırtılma teorisinin de temelini atmıştır. 1930'larda Belçikalı fizikçi George Lemaître, evrenin genişlemesi hakkındaki gözlemler ve Einstein'ın görelilik teorisi üzerine yaptığı çalışmalar sonucu evrenin bir başlangıcının bir nokta şeklinde olduğunu ve bu noktanın patlayarak evreni oluşturduğu fikrini ortaya attı. Bu fikir ilk kez 1931 yılında yayınlanan bir makalede yer aldı. Daha sonra 1940'larda Rus kozmolog George Gamow ve meslektaşları evrenin genişlemesini ve sıcaklığını açıklamak için çalışmalar yaptılar. Gamow, evrenin ilk anlarında yüksek sıcaklıkta bir yoğunluk olduğunu ve bu yoğunluğun patlaması sonucu evrenin genişlediğini öne sürdü. Bu fikir büyük patlama teorisi olarak da adlandırıldı. 1960'larda Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki Amerikalı fizikçi, radyo teleskoplarıyla evrende bulunan mikrodalga radyasyonunu keşfettiler. Bu radyasyonun evrenin ilk anlarında yoğunluğun yüksekliği nedeniyle açığa çıkan sıcaklıktan kaynaklandığını da düşündüler. Bu keşif büyük yırtılma teorisini de desteklemiştir. Günümüzde büyük yırtılma teorisi evrenin kökeni ve gelişimi hakkındaki en kabul edilir teoridir. Ancak teori hala birçok soru işaretiyle doludur ve kozmologlar evrenin nasıl oluştuğu ve nasıl geliştiği hakkındaki araştırmalarını sürdürmektedirler. Büyük yırtılma teorisinin temel özelliklerine bakalım beraber. Büyük yırtılma teorisi evrenin genişlemesiyle ilgili birçok gözlemi ve kanıtı açıklayabilen bir model sunar. Bu teori evrenin doğumundan itibaren geçen zamanı açıklar. İşte büyük yırtılma teorisinin temel özellikleri. Evren bir noktada başladı. Teoriye göre evren sonsuz bir süredir var olmamıştır. Bunun yerine evrenin başlangıcı sonsuz bir yoğunluk ve sıcaklıktaki bir noktadan gerçekleşmiştir. Evren genişliyor. Büyük yırtılma teorisi evrenin genişlediğini kabul eder. Teorinin temeli Edwin Hubble'ın uzak galaksilerin kırmızıya kaymasını keşfetmesine de dayanır. Bu kırmızıya kayma, uzak galaksilerin uzaklaştığının da bir göstergesidir. Evrenin yaşı. Büyük yırtılma teorisi evrenin yaşı hakkında da bilgi sağlar. Genişleme hızının ölçümüne dayanarak evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Evrenin yoğunluğu. Büyük yırtılma teorisi evrenin başlangıcında sonsuz yoğunluk ve sıcaklıktaki bir noktadan başladığını varsayar. Ancak evren genişlemesiyle birlikte soğudu ve yoğunluğu azaldı. Bu yoğunluk azalması evrenin şu anki haline gelmesine de neden oldu.
evrenin yapısı. Büyük yırtılma teorisi evrenin genel yapısı hakkında da bilgi sağlar. Evrenin kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu denilen bir ışınımı vardır. Bu ışınım evrenin erken dönemlerindeki yoğunluk ve sıcaklığa işaret eder. Ayrıca evrenin büyük ölçekte homojen ve izotropik olduğu, yani her yerde aynı olduğu düşünülür. Büyük yırtılma teorisi ve evrenin genişlemesinin birleşimine bakalım şimdi. Büyük yırtılma teorisi evrenin genişlemesiyle ilgili birçok gözlemi ve kanıtı açıklayabilir. Ancak bu gözlemler arasında en önemlisi kozmik mikrodalga arka plan radyasyonudur. Bu radyasyon evrenin erken dönemlerindeki yoğunluk ve sıcaklığa işaret eder. Ayrıca evrenin büyük ölçekte homojen ve izotropik olduğunu da gösterir. Büyük yırtılma teorisi evrenin genişlemesi hakkında da bilgi sağlamaktadır. Teorinin temeli Edwin Hubble'ın uzak galaksilerin kırmızıya kaymasını keşfetmesine de dayanır. Bu kırmızıya kayma, uzak galaksilerin uzaklaştığının bir göstergesidir. Hubble ayrıca galaksilerin uzaklığına göre genişleme hızının da arttığını keşfetti. Bu evrenin genişlemesinin hızlandığına da işaret etmektedir. Büyük yırtılma teorisi ve evrenin anlaşılmasına bakalım. Büyük yırtılma teorisi, evrenin nasıl oluştuğu, nasıl genişlediği ve ne zaman başladığı gibi sorulara da cevap sunar. Bu teori, evrenin yaşının yaklaşık 13.8 milyar yıl olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca evrenin homojen ve izotropik olduğunu da düşünüyor. Büyük yırtılma teorisi evrenin anlaşılması için büyük önem taşıyor. Bu teori, evrenin genişlemesi hakkında birçok gözlemi ve kanıtı da açıklayabilir. Ayrıca evrenin yapısı hakkında da bilgi sağlar. Bu nedenle yırtılma teorisi hakkındaki anlayışımıza da büyük katkı sağlamaktadır. Büyük yırtılma teorisi, evrenin nasıl başladığı ve geliştiği hakkında önemli bir teori. Bu teori, evrenin genişlemesi hakkında birçok gözlemi ve kanıtları da açıklayabilmektedir. Ayrıca evrenin yapısı hakkında da bilgi sağlar. Büyük yırtılma teorisi, kozmoloji alanında çalışan birçok bilim insanı tarafından da araştırılmaktadır. Bu teori, evrenin genişlemesi hakkında birçok farklı gözlemi ve kanıtı da çıkarabilmektedir. Ancak bazı araştırmacılar tarafından bu teorinin yetersiz olduğu da düşünülmektedir. Özellikle evrenin genişleme hızının artması ve karanlık enerjinin varlığı gibi konular büyük yırtılma teorisinin açıklama gücünü sınırlandırmaktadır. Büyük yırtılma teorisi evrenin nasıl başladığı ve geliştiği hakkında önemli bir teori olsa da hala birçok soru işaretiyle doludur. Bu nedenle kozmoloji alanındaki araştırmalar devam etmektedir. Yeni gözlemler ve keşifler evrenin yapısı ve kökeni hakkındaki anlayışımızı daha da ilerletebilir. Büyük yırtılma teorisi, evrenin yapısı hakkında da önemli bir teoridir. Bu teori, evrenin nasıl oluştuğu, nasıl geliştiği hakkında da birçok cevap sunmaktadır. Evet, bunun haricinde büyük yırtılma teorisi tamamen evrenin kozmolojisine değişik bir bakış açısı sunmakta arkadaşlar. Şöyle ki, yırtılma teorisi evrenin genişledikçe belli bir sınıra ulaştığında bunu bir nasıl tarif edebilirim size? Bir balon gibi düşünün arkadaşlar. Balon şişiyor ve bir süre sonra patlıyor, yani yırtılıyor gibi düşünün. Aşırı şişmeden dolayı. Bu tarz düşünülüyor büyük yırtılma teorisinde. Ya da şöyle düşünebiliriz. Bir kumaş parçasını böyle şişirdiğinizi düşünün. Ya da böyle zeplinler değil de balonları bilirsiniz, eski tip böyle uçan balonlar vardır. Onlarda böyle yırtık oluştuğunda nasıl aşağıya düşer? Aynı o tarz, böyle balonun çok aşırı şiştiğini ve yırtık oluşturduğunu düşünün. O şekilde bir sona ulaşacağını düşünüyor büyük yırtılma teorisi. Evren böyle hızlı bir şekilde genişledikçe bir sona ulaşıp yırtılacağını ve daha sonra yok olacağını hesap ediyor. Teorinin temeli bu şekilde arkadaşlar. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.